7 Ekim 2021 Perşembe saat 19 Fox Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugün üzücü bir, canımızı yakan bir haberle başlıyoruz. Yine bir şehidimiz var. Elbap'ta Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde PKK-YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan bir askerimiz var. Askerimize Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileyelim. Terör örgütü YPG PKK Rusya'nın kalkan olduğu bölgeden saldırdı. Bir askerimiz şehit oldu. Mehmetçik teröristlere anında karşılık verdi. Şehidimizin kanı yerde kalmadı. 5 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Acı haber Suriye'nin kuzeyinden geldi. Tel Rifat'ta yuvalanan YPG PKK'lı teröristler sabah saatlerinde Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ne saldırdı. El Baba bağlı Tuves köyünde gerçekleşen roketli saldırıda Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse şehit oldu. Saldırıya anında yanıt verildi. YPG PKK'lı teröristlerin konuşlandığı alan yoğun şekilde bombalandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonda 5 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Topçumuz, komandolarımız karşı taraftaki bütün hedeflerin hepsini tahrip etti. Terörist neredeyse hedefimiz orası. Askeri yetkililer şehidin Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan ailesine acı haberi verdi. Baba evine dev Türk bayrağı asılırken şehidin babasının Ukrayna'da çalıştığı öğrenildi. 24 yaşındaki şehit Özköse'nin naaşı Gaziantep'te düzenlenen askeri törenin ardından Samsun'a gönderildi. Şehidin yarın cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Bu nasıl iş? Bugünkü tabelamız bizim. Bu haberle ilgili olarak da sormak mümkün. Bu nasıl iş? Çünkü bir yandan görüşmeler yapıyoruz. Bir yandan da bu saldırı Tel Rifat'tan geliyor. Ve o da Rusya ile rejimin kontrolünde gibi görünüyor sözde. Şimdi geçelim Türkiye'nin siyasetine, iç siyasetine. Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanlığa talip olduğunu açıklamıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener biliyorsunuz. Ve HDP veto etti. O da hayalinden vazgeçti demişti Cumhurbaşkanı. Meral Akşener de eski defterleri açtı. Bakın nasıl karşılık verdi. Cumhur İttifakı'nın kendine acilen çok daha güçlü bir aday bulması gerekiyor. Sayın Erdoğan yerine kim aday olursa daha fazla oy alır. Gidin bunu konuşun. Karşımızdakilerin insafına kalırsak bunlar bize Türkiye Cumhuriyeti'nin aynı haklara sahip vatandaşları olmamıza rağmen bırakın adil davranmayı, yağmurlu havada bir bardak su bile vermezler. Önümüzdeki seçimlerin en büyük sürprizlerle ve iktidara en büyük şokla yaşanacak bir seçim olduğundan hiç kimsenin şüphesi olmamalı. Yani bir sonraki seçimlerde Sayın Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın tekrar seçilmesi oldukça zor görünüyor. Muhalefetten kim konuşsa 2023 için Cumhur İttifakı'na karamsar bir tablo çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Ankara'da il başkanlarını seçimler için motive ederken muhalefete yönelik insaflarına kalırsak su bile vermezler uyarısıyla dikkat çekti. Sayın Erdoğan yerine kim aday olursa Millet İttifakı ile arayı kapatabilir. Gidin bunu tartışın. Millet İttifakı'nı da artık rahat bırakın kardeşim. 2023'te bunlara rağmen başaracağız. Artık aday mı değiştirirler, politika mı değiştirirler, ne yaparlar bu tabii kendi bilecekleri. Ve çarşı karıştı. CHP, İYİ Parti, Saadet, Demokrat, Gelecek ve Deva Partisi güçlendirilmiş parlamenter sistem ortak paydasında aynı masa etrafında buluştu. Ben başbakanlığa talibim çıkışıyla dikkat çeken Akşener de peş peşe Davutoğlu ve Babacan'ı ziyaret etti. İşte tam da bu trafiğin ortasında Erdoğan'dan Akşener'e hedef alan sert eleştiriler geldi. Bu kez eski defterler açıldı. HDP tarafı bu hanımefendiyi veto etmiştir. 2020'de ne kadar milli ve yerli olduğumu ifade edip buyurun beraber bir berber dükkanı kuralım dedi. Ben bunların tamamını reddettim. Dağınıklıkta bir şey yok. Ne kadar birlik beraberlik artarsa milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye hiç uygun da düşmeyebilir. 2020 yılında sıkışan Sayın Erdoğan siz yerli ve millisiniz. Dolayısıyla sizin yeriniz Cumhur İttifakı deyip davet etti. Berber dükkanı meselesi o hükümet, Cumhur İttifakı'nın içinde bulunduğu hükümete davet. Hayalinden vazgeçen lafta iyi ama aslında hayli kötü duruma düşmüş Bir başka muhalefet genel başkanı. Bırakın HDP'yi vesaire. Tarzan zor durumda. Cumhur İttifakı zor durumda. Sayın Meral Akşener'e ihtiyacı var. Meral Akşener de bunu asla ve kata kabul etmiyor. Erdoğan, Millet İttifakı ortaklarını "gavurun kılıcını sallayanlar" diyerek hedef aldı. İlk tepki CHP'den seçim restiyle geldi. Türkiye'yi yönetmek için aday olduklarını açık yüreklilikle çıkıp ilan etmekten korkanlara bu ülke emanet edilemez. Sonu ne kadar az kötü istiyorlarsa seçimi o kadar erken yapsınlar. Bir an önce seçim yapın. Adeta seçim havasında bir atmosfer, bir gerilim var söz konusu. Gerilim öyle noktalara geliyor ki şimdi İsmail Kahraman biliyorsunuz eski meclis başkanı. Şu anda Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi Başkan Vekili. Ortaya ilk 4 madde değişebilir diye bir laf attı. Bu ilk 4 maddede biliyorsunuz bu ülkenin dili, bayrağı öyle biz yapan öyle kararlar, öyle prensipler var ki. Onların içinden tabii tek bir kelimeye yönelik İsmail Kahraman'ın söylemeye çalıştığı şey laiklik. Yani oradaki niyet belliydi. Fakat ondan sonra ortalık karıştı. Yani bu tartışmayı kim başlattı? Herkes birbirinin üstüne atmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmayı kimin başlattığına dair çok ilginç laflar etti. Şimdi onları da göreceksiniz falan ama yani iş doktor raporlarına falan kadar geldi. Yani bu tartışmanın nereden çıktığını ararlarken yani sonunda da bir garip ilk 4 madde mutabakatı oluştu. Meğer kimse istemiyormuş. Kılıçdaroğlu çok alınmış. Görüntülerdeki kişinin kendisi değil de ben olduğumu zannederek bir sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş. Erdoğan bağımsız bir kuruluştan sağlık raporu almalıdır. Hem de hemen. Allah şifa versin. Türkiye maalesef Sayın Erdoğan ve arkadaşların elinde psikiyatrik bir iktidar anlayışıyla yönetiliyor. Sağlık raporları, doktor tavsiyeleri, şifa dilekleri. Kim konuşsa bir diğerine açıktan ya da imalı mesaj veriyor. İsmail Kahraman anayasanın İlk 4 maddesi ve laiklik tartışmasının kapağını açtı. Önce kim başlattı, kim kimi kastetti polemiği psikoloji bilimine kadar uzandı. Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. Milletin isteği halinde değiştirilebilir. Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirme fikri CHP'nin ve dolayısıyla tüm CHP'lilerin iradesi midir? Yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir? AK Parti'nin ileri gelenleri anayasanın ilk 4 maddesinin değişmesini talep ediyor. Erdoğan benim söylediğimi zannediyor. Aramızda doktor arkadaşlar varsa bu ruh halinin hangi anlama geldiğini, neye işaret ettiğini gayet iyi bileceklerdir. Biz kimsenin işine karışmayız. Doktorların işine de karışmayız. Sanrılar görüyorsunuz ve gördüğünüz sanrı şu sonucu vermiş. İsmail Kahraman'la Kemal Kılıçdaroğlu'nu karıştırdınız dün. Anayasanın ilk 4 maddesi gitsin, laiklik kalksın diyen sizin 2 önceki meclis başkanınız İsmail Kahraman. Çabalama kaptan, kurtaramazsın. Erdoğan ilk 4 maddeyle ilgili tartışmada İsmail Kahraman'a ve onun sözlerine ilk gün hiç değinmedi. Kılıçdaroğlu'nun arşiv görüntüleri üzerinden yüklendi. Anayasayı değiştirelim. 3. maddeleri mesela. Tabii. Kılıçdaroğlu da kendisinin değil Kahraman'ın ilk 4 maddeyle ilgili konuştuğunu hatırlatıp ben değil o konuştu. Erdoğan karıştırıyor, rapor almalı dedi. Sabahına Cumhurbaşkanı yine konuştu. Bu kez Kılıçdaroğlu'nun görüntüleri ve konuşanları karıştırdığını dile getirdi. Doktorlara havale etti. Artık sağlık raporu istemek bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Ortada hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu da ortadadır. Bir özür gerekiyor. Sayın Tayyip Erdoğan bir özür. Ben yorgunluktan, üzgünlükten, endişeden seçim gidiyor diye, yönetim gidiyor diye sanrılar görüyorsunuz. Memlekete akıl hastanesi, milletimize de akıl hastası muamelesi yapılıyor. Tartışmanın aslı olan ilk 4 maddeyle ilgili herkes hemfikir. Bu maddeler değişemez. Fikir ayrılığı ise kimin ne zaman ne dediği ve siyasette bu sözlerin nasıl kullanıldığı. Şimdi bu Diyanet'in çabalarından da belliydi. Biliyorsunuz haftalarca Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı çıkışlardan bahsettik. Bunun tarafsızlığı ya da siyasete din görevlilerinin bulaşmaması gerektiğiyle nasıl bağdaştığını konuştuk. Ülke konuştu. Sonra sıra İsmail Kahraman'a geldi. O da başka bir şey söyledi. Şimdi kimin ne dediği belli değilmiş gibi bir hava, bir şey oluşuyor filan. Şimdi bu ilk 4 madde bu ülkenin tarifi. Bizim, bu ülkenin büyük milletinin de aynı zamanda tarifi. Bu ilk 4 madde içinde sadece bir kelime için. Ki o da sadece siyaseti korumak için veya devleti korumak için değil. Hep dediğim gibi inancı da yıpranmaktan korumak için var olan laiklik. Ama orada o kapı bir açılırsa ondan sonra oradan kim girer kim çıkar nasıl olur? İşte orası mesele. O yüzden herkesin söylediği şeylere dikkat etmesinde fayda var. Ama öyle oluyor mu bilmiyorum. Bakacağız. Devam edeceğiz. Bu nasıl iş diye soracağımız pek çok haber var. Şimdi mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan işçiye memura enflasyonun üzerinde %30'lara varan zam yaptık. İşçi memur halinden memnun dedi. Maaşınıza yapılan zamlardan memnun musunuz? Zam mı yapıldı maaşımıza? Çok sinirlerim bozuluyor bunlar şey yapınca. Bir de işte insanlarla dalga geçer gibi. Hamdolsun memurumuzda, işçimizde bu toplu sözleşmelerden sonra halden memnun. Kesinlikle hayır. Valla sarayın memurunu diyorsan, Fahrettin Altun'a soruyorsan onun memnun olduğuna bir şüphe yok. Sayın Erdoğan'a herhalde çağrımız şöyle, biz çarşıya, sokağa çıksın, insanların arasında biraz karışsın. İşçilerimizin kendisi söylesin. Valla arkadaşım biz memnun değiliz. Yani marketler aldı başını gitti. %10, %15 biz zam artışıyla yetişemiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan işçi memur maaş zammından memnun dedi. Muhalefetten sokağa çık sor sesi yükseldi. Sokaktansa asgari ücretli kamu işçisi, memur, emekli hemen her kesimden aynı ses yükseldi. Gerçek yetmiyor yani. Hep idare ediyoruz yani. Bu ay bunu almayalım, bu ay şunu almayalım. Domates almaya gittim. 14.90'da. 3 gün sonra gittim. 16.90'da. Yani bu normal olamaz. Enflasyonun %20'nin altında olduğu bir dönemde ortalama %30'lar düzeyinde yaptığımız artışlarla çalışanın, üretenin, sabit gelirlinin yanında olduğumuzu ortaya koyduk. Birinci 6 ay için %12, ikinci 6 ay için %5 enflasyon farkı da tabii %21'lik bir ciddi bir ortalama zam var. 5+7, 12. 8+6 da oradan 14. Yılın toplamı 26. Maaşınız ne kadar bir oranda zam aldınız? %7 ve 8 civarında. Sizi memnun etti mi? Hiç memnun etmedi. Faturalara yansıdı. Elektrik, su, gaz olarak geri elimizde alındı. Cumhurbaşkanı'nın hesabına göre işçi, memur ve emekli %19,58'lik enflasyonun üzerinde %30 zam aldı. Ama hem işçi hem memur 2 yıllık sözleşme yaptı. Memura 2022-2023 yılı toplam %26 zammını geriden alan kamu işçisine 2021-2022 yılı içinde %17'şer zam yapıldı. Asgari ücretli ise yılın başında %21,56 zam almıştı. Artan gıda, konut fiyatlarına o zamla yetişmeye çalışıyorlar. Hayatın gerçek enflasyonuna bakın. En az %40-50 gibi artışlar var. Toplu sözleşmeyi yaparken %6+8 gibi rakamlarla yaparsanız vatandaşın halini hiç düşünmediğiniz manasına gelir. İşçilerimizin ve memurlarımızın ücretlerinde kendilerini de çok memnun eden artışlar yaptık. Tabii ki de hayır ya. Daha dün bir haber izledim. 72 yaşında adam sanırım parmağı kesilmiş. Sancı içinde çalışıyor. O işçi mesela yani o halinden nasıl memnun olabilir ki? Ona sorsanız ülke uçuşa geçmiş halde. Her şey güllük gülistanlık. Yok böyle bir şey. İşçi memur memnun diye sözlerine başlayan Erdoğan sorunlar da var ama yine biz çözeriz diyerek sonlandırdı konuşmasını. Tabii ki sıkıntılarımız da var. Nasıl çözüleceğini de en iyi biz biliyoruz. Bir izleyicimiz diyor ki bu nasıl iş? Vallahi ağam bizle eğleniyor. Altına da tarım kredi kooperatiflerinin marketlerindeki ve diğer başka yerlerdeki bir takım fiyatları koymuş. Karşılaştırmış izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz sağlıkçı yılında sağlığa atama yapılmıyor diyor. Bir başka izleyicimiz bu kadar kuraklık yaşamamıza rağmen neden HES'ler için, maden ocakları için, sadece onlar için değil. Aynı zamanda bu rüzgar gülleri filan için de. Enerji için filan. Yani orman bedava bir arazi ya. Arsa için para harcanmasın diye böyle iltimaslar geçiliyor. Bunların yaydığı radyasyon o ormana verdiği zarar. Yani tamam yeşil enerji filan ama hiç zararsız bir şey değil. Dünyanın ormanı kesiliyor bunlar için. Efendim bunun gibi bu nasıl iş diye mesajlarımız var. Bu arada da bu haberdeki hesaplara bir baktığınız zaman o hesaplarda toplayın, çıkarın. Bir sürü karmaşık hesap var. 5'ler, 3'ler, 4'ler filan, kafa karışsın diye. Hayat o kadar karmaşık değil. Dışarıdaki hayat açıkça pahalı. Yaşanması zor. Asgari ücretle ya ısınacaksınız, ya doyacaksınız, ya bir eve başınızı sokacaksınız. Bunların üçünden ancak bir tanesini yapabiliyorsunuz. Bu arada da tabii vaatler, o vaatlerden bir tanesi, biz burada 3600 nöbetine başladığımızı söylemiştik biliyorsunuz ve her akşam tekrar ettik. 3600 ile ilgili yeni bir tarih geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. O da gelecek yılın sonu. Yani 3600 yine seçim vaadi. Kılıçdaroğlu memurları tahrik etmek için diline 3600 ek gösterge meselesini dolamış. 3600 göstergeyi sürekli söyledik. Habire tekrarlayıp duruyor. Halbuki bu sözü veren biziz ya. Oturduğum koltuk verdiği sözü tutma koltuğudur orası. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu ilk kez bir konuda hemfikir. Erdoğan 3600 ek gösterge sözünü ben verdim. Kılıçdaroğlu da 4-5 yıldır söylüyorsun, verdiğin sözü tut dedi. 3600 tartışmasında sonunda tarih belli oldu ama o tarih yine bir seçim öncesini işaret etti. Yeni seçime gidiyoruz, hala ortada bir şey yok. Senin sözüne nasıl güvenecek polisler? Senin sözüne nasıl güvenecek bu millet? Bu zat hala neyi konuşup duruyor? Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden yine biziz. 2022 sonunda alırsınız. Cehir 3600'ü verir diyor. Bunun Türkçesi budur. İki seçimdir iktidarın vaadi. Polis, din görevlisi, hemşire ve öğretmene 3600 ek gösterge 2018 yılından beri de tüm siyasilerin dilinde. Emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. 24 Mayıs 2018'de kendi partisinin seçim bildirgesini açıklarken en çok vaat edip tutmadığı vaat 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur. Ya hakikaten usandırdı. Bilmem kaç sene önce söz vereceksiniz. Tam seçime gideceğimiz zaman ben bunu çözeceğim diyeceksiniz. Ayıptır bana göre. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge bekleyen memura yine bir seçim arifesine randevu verdi. 2023 seçimleri öncesi 2022 yılı sonu dedi. Muhalefet tepkili, istese hemen yapar çıkışı geldi. Buyursunlar, çözsünler, herhalde ellerine tutan yok yani. Bir hafta 10 günlük bir iştir. Veya hukuki altyapı. Ne hukuk burada yapılıyor? 3 maddelik kanun. 15 dakikada yazarım. 15 dakika. Cetveldeki şu katsayı 3600 olarak değiştirilmiştir. Hangi memurları söylüyorsanız bitti. Neyi söylüyor biliyor musunuz? Seçim yapılınca CHP gelir verir diyor. Yine vermeyecek. Yani siyaset tarihinin en verimli vaatlerinden biri gerçekten bu şekilde tarihe geçecek. Artık hepimizin aklında, zihninde de yer aldı. Yani öyle büyük bir vaat ki bundan sonraki seçime de giyersin gibi. Öyle yani. Neyse. Şimdi göreceğiz bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak ama o vaadin aynı zamanda sadece 4 meslek koluyla sınırlı kalmamasını isteyen pek çok çalışan var. Efendim başka mesela niye enflasyona göre ki o enflasyonun da ne olduğu TÜİK tarafından belirleniyor. Sokakta gerçekte enflasyon bu mu değil mi? Bir de çekirdek enflasyona geçtiler artık, bunu neredeyse itiraf da ettiler. Onun içinde insanların tüketim maddeleri, gıda maddeleri yok. Diyor ki o zaman enflasyona göre vergi kesin sizde, çalışanlardan, bordrodan da. Öyle yapın. Ya bu akıllıca bir öneri mi? Bunun üstüne düşünmek lazım. Fakat kafaların ne kadar karışık olduğunu gösteriyor. Herkes diyor ki bu nasıl iş? Bu nasıl iş diye biz de bakalım. Yani sokakta dert geçim. Ne demiş insanlar? Benim babam devlet memuru, biz 6 kardeşiz, 5'imiz okul okuyor. Şimdi geçen sene göre kitap fiyatlarında yani 2 kat, 3 kat artış bulunmakta ve esnaf bir aldığını 3'e satabiliyorken benim babamın maaşı daha artmamış durumda. Oradan borç, buradan borç, ek fazladan çalışmaya çalışıyor ki bize baksın yani. Durumu iyi olan arkadaşlarıma burs çıktı. Benim durumum iyi olmamasına rağmen bana kredi vermedi. Ve ben 14.400 lira imza attım. Bunu faizle beraber 20.000 lira. Yaşım 21-22'ye geliyor. Ben 20.000 lira direkt borçla başlıyorum. Aslında esnaf ziyareti için Adıyaman sokaklarındaydı Akşener. Ama her adımında bir öğrenci çevirdi yolu. Kimi hayat pahalılığından, kimi de burs alamamaktan, gençliğini yaşayamamaktan, kimi ise işsizlikten şikayet etti. Üniversite öğrencisiyim. Benim bu ülkede yaşamaya ihtiyacım var. Üniversiteden sonra çalışıyorum. Saat 6'dan sonra gece 12-1'e kadar çalışıyorum. Benim ne bir sosyal hayatım var, ne bir yaşantım var. Nerede çalışıyorsun? Lokantada. Bir öğrenci ne kadar yeterse 50 lira, 60 lira. Yeter, ne zamana kadar ben aileme muhtaç olacağım? Biz üçümüz işsiz. İşsiz üniversite mezunu. Esnaf da dertliydi. Özellikle siftahsız geçen günlerden, yüklü gelen faturalara yetişememekten. Bir dükkana 8 milyar elektrik parası gelir mi? Bunun 5 milyarda doğalgaz gelecek. Böyle bir şey olmaz yani. İftihar yapmadan kapatıyorlar. Bir bayan bana Allah rızası için bana elini uzatır mısın dedi. Buzdolabını resmi çekip bana göndermişti. Çocukların ekmek yiyecek ekmek param yok dedi. Çiftçi de artan maliyetlere dikkat çekti. Zaten buraya kadar ne yapacağız şimdi bademleri? Ben bu gübreleri bu bahçeye vermesem ürün alamam. Ürün alamasam borcumu giyemem. Zaten bakırlar buraya kadar uçluyor. Yani geçen sene 14 ton gübre almışım, 34 bin lira. Bu sene aynı tonajı ben alsam 92 bin lira para tutuyor. Bu ülkenin patronu sizsiniz. Seçmenden bahsediyorum. Vergi veren insanlardan bahsediyorum. Henüz para çalışıp da kazandığı para zaten çok az. Bu ülkede çalışanların yarısı asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Yani o asgari ücret meselesi bir yandan da sadece kendisi yetersiz olmakla kalmıyor. Aynı zamanda 20 milyon çalışanın 10 milyondan fazlası asgari ücretle geçiniyor. Bu olağanüstü, dünyada eşi çok az olan bir durum. Bu feci bir şey. O zaman bu ülkenin patronu sizsiniz. Bütün sıkıntılara siz göğüs geriyorsunuz. Vergileri siz ödüyorsunuz. Ne yapılıyorsa da onlarla yapılıyor. Küçük esnafı, küçük işletmesi, büyüğü, neyse. İşvereni de siyasette kim olacak, kim ne iş yapacak, işte işvereni de sizsiniz. Bu arada tabii ekmeğini çok zor yerlerden ve çok zor şartlarda çıkartmaya çalışan insanlar var. Ama onun zorluğu yetmiyormuş gibi üstüne bir de benim anladığım kadarıyla çökmeye çalışanlar var. Göreceksiniz şimdi kağıt toplamak da nasıl aslanın ağzında. Size hocam diyebilir miyim? Evet hocam diyebilirsiniz. Peki hiç öğretmenlik yaptınız mı? Evet, Siverek Eyüp Cenap Gülpınar İlköğretim Okulu'nda ben 2 yıl ücretli öğretmenlik yaptım. Köy ortaokuluydu. 8. sınıfların fen bilgisi dersine girdim. Hangi yıllardı bu yıllar? 2015-16. O yıllarda ücretli öğretmen maaşı 1245 liraydı, devam edemedi. Etseydi de saat 19 liradan 2000 lira 2500 lira maaş alabilecekti. Atanamayan pek çok öğretmen gibi. Bakmakla yükümlü olduğu ailesi için Siverek'ten kalkıp geldiği İstanbul'da kağıt toplayıcılığıyla geçiniyor eski biyoloji öğretmeni Mahmut Aytar. Ve acı ki bu işte daha çok kazanıyor. Düne kadar. Valilik haksız kazanç, göçmenlerin kayıt dışı çalıştırılması ve çevreye verilen zarar gerekçesiyle kağıt ve plastik toplamalarına izin vermiyor artık. Afganları buraya getiren bizler değiliz. Bize bir iş versinler, yaparız. Yani üniversiteye gidemedim. Dışarıda şimdi bir danışmanlık bölümü var, onu bitirmek üzere. Bir de ilahiyat, ikisini de okuyorum. Yani okuyamadım onu. İlahiyat okuyorsun. Evet, dışarıdan. İzin vermiyorlar. Gördüğünüz gibi her yerde şehir eşkıyaları diye hani bizi şey yapıyorlar. Ne yapıyorsunuz peki şu an? Yemeğe de yok. Şu an hiçbir şey yok yani, bekliyoruz. Biz suç işlemek istemedik. Biz hırsızlık yapmıyoruz. Yaşamdaki olumsuzluklarımıza rağmen karnımızı çöplerden doyurmayı tercih ettik. Bu tablodan onlar sorun. Biz yapmadık. Onlar yaptı. Bu yoksulluğu biz yaratmadık. 2009'dan beri ben şimdi sürekli kira ödüyorum, elektrik her şeyi ödüyorum. Şu anda çalışan 7-8 tane elemanımız da var. O elemanların da sigortası var, vergi levhamisi de var. Verginizi de ödüyor. Tabii evet. Vergimizi ödüyor. Her şey resimlidir yani. Ama tüm bunlara rağmen son 2 aydır İstanbul'da polis göz açtırmıyor. Gündüz yaşanan gerilimlerin üzerine gece operasyonlarıyla kapatılıyor depolar. Bizi burayı gösteren Ümraniye Belediye Başkanı'dır. Ruhsatınız yok diyor, kapatacaksınız diyor. Bize ruhsat versin ki biz de alalım. Bana desin ya 100 milyar ödeyeceğim bu işi yapmak için, tamam ödeyelim. Veya 200 milyar neyse ödeyelim. Onu da söylemiyor bize. İşine gelmiyor çünkü. Nasıl başka uygulayacak bize? Aynen. Kağıt toplayıcıları Geri Dönüşüm İşçileri Derneği çatısı altında bir araya toplayan, kendi de çöplerden hayatını kazanan Ali Mendillioğlu da ranta dikkat çekti. 2 ayrıştırma tesisi kuruluyor. Birisinin tamamlanmış vaziyette Maltepe bölgesinde, ikincisi de Avrupa yakasında kuruluyor. Bu tesislerin kuruluşuyla eş zamanlı bu operasyonların başlaması bizde ciddi soru işaretleri uyandırıyor. Bütün belediyeler bizi gönüllü çevreci olarak tarif ediyordu. Her ne olduysa işte şehir eşkıyaları olarak anılan insanlara dönüştü. Adam diyor ki 2000 kişinin yediği yemeği bir 2 kişi yesin. Şimdi sırada Gene bu nasıl iş dedirtecek bir başka haberimiz var. Efendim başlığı gördünüz, ben de okuyacağım şimdi. Haberden sonra da üstüne konuşacağız biraz. Zam mı yumurtadan, yumurta mı zamdan? Ham madde fiyatlarının çok aşırı yükselmesiyle maliyetlerimizin artması nedeniyle biz de fiyatlarımızı bir miktar yükseltmek zorunda kaldık. Maliyetlerdeki artışa daha fazla dayanamadı üretici. Yumurta fiyatlarını yükseltti. Tüketici en temel protein kaynağına ulaşabilmek için artık çok daha fazla ödemek zorunda. Enflasyon rekorunun sahibi yumurta. Sadece bir ayda %16,5 arttı fiyatı. Yıllık bazda %70. Gezen ya da organik tavuk yumurtası fiyatları ise çok daha yüksek. Günde 30.000 yumurtanın üretildiği Bolu'daki bu yumurta çiftliğinden özellikle İstanbul pazarına yumurta sağlanıyor. Geçtiğimiz yıl bir yumurtanın üretim maliyeti 45 kuruştu. Şimdi ise üretim maliyetlerinin artmasından dolayı 73 kuruş. Yani 30'lu bir karton yumurta bu tesisten 22 liraya mal ediliyor. İstanbul pazarındaysa, marketlerde ise 30 lira civarında satılıyor. Market fiyatlarıyla bizim sattığımız fiyatlar arasındaki bu farkın sebebi de şimdi bu ürünün buradan İstanbul, Ankara veya herhangi bir bölgeye nakliyesi, artı bunu alan tüccarın genel giderleri enerjidir, marketin depolamasıdır, ambalajıdır, işçiliğidir, etiketidir. Yani bunlarla beraber bu aradaki fark olmak zorunda kalıyor. Yumurta üreticisinin en büyük maliyet kalemlerinden biri tavukları besledikleri yem. Yemin içine katılan mısırın tonu geçtiğimiz yıl 1350 liraydı. Şimdi ise bu rakam 2800 liraya kadar yükseldi. Bu artış yumurta fiyatlarını da etkileyen ana unsurların başında. Ham madde. Bizim yem fiyatımız ne kadar yüksek olursa yumurta fiyatımız o paralelde yükseliyor. Tüm maliyet kalemleri dolarla aslında. En temel gıdanın sofraya gelişi doların izin verdiği ölçüde. Sadece yem fiyatları değil, üreticinin bir başka gideri yumurtaları koydukları kartonlar. Onların fiyatı da yerinde durmadı. Yumurta kartonu geçen yıl biz 25 kuruş civarında alıyorduk. Şu anda 43-45 kuruş civarlarında. Yumurta fiyatları da buna paralel olaraktan yükseliyor. Aslında üreticinin en büyük maliyet kalemi olan mısırın tam da hasat zamanı. Yani yumurta üreticisinin ucuz mısıra ulaşması daha kolay olmalı. Bolu Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Murat Gayretli stokçulara dikkat çekiyor. Yapılan market denetimlerinin fiyatları düşürmeyeceğinin, asıl mısırı stoklayanların denetlenmesini talep ediyor. Asıl burada denetlenilmesi gereken mısırın neden bu kadar çok yüksek olduğu. Marketi denetlemekten ziyade mısır stokçuluğunu denetlemek daha mantıklı olur diye düşünüyoruz. Şimdi bu yumurta meselesi hakikaten ilginç bir mesele ve bir türlü işin içinden çıkılamıyor filan ya. Napolyon'un bir lafı var. Şansı açık olanın horozu da yumurtlarmış diye. Şimdi burada pek de şansa açık bir dönemde değil anladığım kadarıyla hükümet. Oradan da anlıyoruz. Ama bir yandan da şu var. Konu şansla ilgili bir şey değil. Gerekli yatırım yapıldı mı? Bununla ilgili gerçekten bir üretim, yeteri kadar Türkiye'de üretim var mı? O üretim ne kadar sağlıklı? Bununla ilgili yeterince insanlar bilgili mi? Mesela şimdi herkes konuşuyor filan. Bana kalırsa ilkokulda tarım ve hayvancılık dersi de olmalı. Çünkü kimsenin birçok şeyden haberi yok gördüğüm kadarıyla. Efendim bu seri yumurta üretenler dışında normal gezen tavuk, köy tavuğu filan, işte onların yumurtaları filan deniyor ya. Onlar yıl boyu yumurtlamazlar. Bir dönemleri vardır, 3-4 ay neyse. Bir kıtlık oluşur o arada. Bütün hayvanlarda böyle, inekler de 12 ay boyunca süt vermezler. Bunların yumurtlaması için yemlerinde bir takım kimyasallar olması suretiyle uzatılıyor bu süre. Şimdi bunu mesela bilmeniz lazım. Ya da inekler için yemlerin içine bazı büyük üreticiler nitrat gübresi karıştırıp, ki bu iç organlarına filan zarar veriyor hayvanların, bızağlama sayısını düşürüyor filan, uzatmak için böyle yollara başvuruyorlar. Bu hayvanların tabiatını öğrenmek lazım. Şimdi geçelim gençlerin tabiatına. Öğrencilerin bir videosu var. Yani bu, biliyorsunuz bunu. Kocaeli Anadolu Lisesi öğrencileri sınıf başkanı seçimi, işte bir çay atma videosu Ve o öğrenciler okul yönetimi tarafından uyarı cezası aldılar. Ama bu ceza ile beraber de Z kuşağının diline düştüler. Cumhurbaşkanımız sizlere çay ikram edecek. Lise öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etti. Sınıf başkanı seçildikten sonra arkadaşlarına poşet çay fırlatan öğrenci ve sınıfına uyarı cezası geldi. Hareket tekrarlanırsa okuldan uzaklaştırılacakları yönünde uyarıldılar. Böyle bir şey olur mu? Yani karikatür diye çizseler, Zeitung diye yazsalar, hadi canım abartmayın, buna gülen çıkmaz dersin. Ziyaret ettiği illerde mitinglerin ardından halka çay atan ama yangın ve sel felaketlerinden sonra da çay fırlattığı için özellikle muhalefet kanadından tepki toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığını mizahi bir dille tekrarlamıştı liseliler. Sınıf başkanı seçilen öğrenciler arkadaşlarına poşet çay fırlattı. Ardından bu görüntü sosyal medyada bir akıma dönüştü. Kocaeli Anadolu Lisesi öğrencileri de katılmıştı o akıma ama tahmin edilesi güç bir ceza ile karşı karşıya kaldılar. Okul idaresi gençler hakkında tutanak tuttu. Ülkenin Cumhurbaşkanı'nın örnek alınması, hani diyorlar ya gençlerin rol modeli olacakmış beyefendi. Örnek alana da ceza veriyorsunuz. Bir gün kebapçı teröristler uğraşıyoruz, öbür gün çay atan 10 yaşında çocuğun peşinden koşuyorsunuz. Yapmayın, bu kadar acziyet, bu kadar korku. Olmaz, birazcık özgüvenli olacak ülkeyi yönetenler. Bu ülkenin evlatlarını rahat bırak. Kimse senin saldırgan tavırlarını, racon keser havalarını çekmek zorunda değil. Tutanakta öğrencilerin bunu planladığı, alaylı bir tavırla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ettiği gerekçe gösterildi ve tekrarı halinde ikinci bir uyarıya gerek görülmeksizin disiplin cezası verileceği bildirildi. Üzgün vatandaşın kafasına çay atınca bir şey yok. Sınıf başkanı veya sınıftaki öğrencilerden bir tanesi arkadaşına çay atmış, Cumhurbaşkanı taklitten ceza. Vallahi sakın yapmayın da şimdi duyar da yaparlar. Ama bir ceza verilecekse, bu cezayı veren okul yönetimine vermeniz lazım. Çünkü bu davranışın kötü bir davranış olduğunu ve Cumhurbaşkanının örnek alınmaması, taklit edilmemesi gereken bir kişi olduğunu teyit etmiş. Ya bu nasıl iş şimdi? Bu videolardan şimdi kıyamet gibi her tarafta çekiliyor, her tarafta paylaşılıyor. Şimdi burada aşırılık denen şeyin, fanatizm denen şeyin tarifini yapmak lazım. Aşırılık, fanatiklik bir şeye zararı dokunacak kadar o şeyden yana görünmektir. Tıpkı bu okul yönetimi ve müdürünün yaptığı gibi. Bakalım daha ne kadar zararı dokunacak bu işgüzar hareketlerinin. Efendim şimdi geçelim Boğaziçi'ne. Öğrencilerden devam edelim. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir yandan eylemler, bir yandan tartışmalar sürüyor. Fakat yeni başka bir gelişme var. Son işte birkaç hafta önce olan bir şey. Çevre Şehircilik Bakanlığı üniversite arazisine yönelik bir imar değişikliği yapmış, gündeme getirmiş. Böyle bir iddia var. Şimdi o zaman biz de dedik ki sonunda Saadet'e geldik. Demek ki bütün bu yaşananlar ta Melih Bulu'dan beri. Acaba bu mu? Ya ne yapıyorsunuz? Neden çıkıyorsunuz? İşte polis tam olarak bu şekilde gazetecilerin görevini yapmasını engelliyor. Basın özgürlüğünün karşısına bir kez daha kalkanlar çıktı. Polis Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin seslerini duyurmasına böyle engel olacağını düşündü. Bu tuhaf yöntemle gazeteciler engellendi. Gazeteci Tuğba Özer ve Dilek Şen o tuhaf anları böyle görüntüledi. Evet, bu arayı bir açalım. Şu arayı bir açalım. Kimlikleri göreceğiz arkadaşlar. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'nun yerine göreve getirilen Profesör Doktor Naci İnci'yi hafta başında protesto etmişti öğrenciler. Bir öğrenci makam aracının üzerine çıkmıştı. Gözaltına alınan öğrencilerden ikisi tutuklandı. Boğaziçi'li kalabalık bir grup bugün arkadaşlarının tutuklanmasını protesto etmek için Güney Kampüsü'nde toplandı. Polis bir kez daha yetkisi yokken hem öğrencileri engelledi hem de gazetecileri. Gazetecilerin etrafını çevirdi. Nasıl kanunu hatırlatıyor. Aynı saatlerde akademisyenler de iki farklı noktada eylemdeydi. 186. kez rektörlük binasına sırtlarını döndüler. Akademisyenler 1. derece doğal sit alanı statüsünden çıkarılan üniversite arazisinin imara, yapılaşmaya açılmasından endişeli. Bu yüzden rektörlük binasına sırtlarını dönerek gerçekleştirdikleri eylemin ardından Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü'ne geldiler. Toplu itiraz dilekçelerini verdiler. Alelacele yapılan bir değişiklik. Dolayısıyla bununla ilgili hepimiz son derece tedirginiz. Benim korkum bu yeni statülerle entegre turizm tesisleri ve nitelikli alanlar kapsamında da belirli patika veya günübirlik konaklama bir mesire alanı haline getirme önerisi vardı. Bu gelişme bizi çok kaygılandırıyor. Eğer dilekçemiz kabul edilmezse de hukuki yollarla buna itiraz etmek istiyoruz. Üniversiteleri yerlerde süründürenlerin derdi çıktı ortaya. Atadıkları kayyum Boğaziçi'nin boğaz gören yeşil yerlerini Katarlılara peşkeş çekmek için komisyon kurmuş. Üniversite özerkliği diye gelenlerin ülkeyi getirdiği noktaya bakın. Gördüğünüz gene inşaatla karşı karşıyayız. Orada rantla yine. Demek ki eğitim filan. Bakalım bunu takip edeceğiz. Nereye varacak? Şimdi geçelim Büyükada'ya. Büyükada'da biliyorsunuz bir tahliye gerilimi ve tartışması vardı. Bu tahliye tartışması sürüyor. Hak, hukuk, adalet. Devletin kurumun yanında olacağına TÜGVA'nın yanında oluyor. TÜGVA. Soylu'nun has adamı, AK Parti'nin gözdesi adam dövdürüyor mahkeme kararına rağmen. Ve Suç İşleri Bakanı da ona polisleri veriyor. Görevi kanunları uygulamak olan polis mahkeme kararını uygulamamak için gelmişti bu kez. Büyükada iskelesinde tansiyon şimdilik düştü ama iskelede kiracı TÜGVA mahkeme kararına rağmen hala çıkmadı. Arkasında duran polisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının karşısına diken Adalar Kaymakamı muhalefetin hedefindeydi. Süreçler devam ediyor. İlgili yerden valiliğimizden gerekse ilgili kurumlardan açıklama yapılır arkadaşlar. Kimdir Adalar Kaymakamı? Yükselmek istedi. Ne yaptı? AK Parti'den Aksaray milletvekili aday adayı oldu. Büyükada iskelesinin üst bölümü geçmiş yıllarda kafe olarak işletildi. Ancak yerel seçim öncesi eski İBB yönetimi tarafından TÜGVA'ya emsali görülmemiş bir bedelle 2500 liraya kiraya verildi. 2020'den bu yana da kira tahsil edemeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3. şahısların kullandığını görünce mahkeme kararıyla tahliye işlemi başlattı. Adalar iskelesi Adalılarındır ve İstanbullulardır. Usulsüz kiralamayı görünce İmamoğlu'nun ekibi iptal ettirmiş, mahkeme hak vermiş, çıkın demiş, onun üstüne Suç İşleri Bakanı polis yolluyor. Belediyemizin zabıtaları, amirleri darp ediliyor. Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli'nin mahkeme kararını uygulamak isterken yaka paça atılması böyle kaydedildi. Büyükşehir zabıtalarını iskeleden polis çıkardı. Oysa her iki kurumun da yapması gereken kanunu uygulamaktı. Ama Adalar Kaymakamı Mustafa Aydın yapmadı. Bu kararıyla birlikte Aydın'ın siyasi geçmişini hatırlattı muhalefet. 2015 yılında AK Parti'den aday adayı oldu. Milletvekili olamadı ama Mardin'e kayyum atandığında genel sekreterlik koltuğuna getirildi. Ve o dönemde neler neler oldu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kısa zamanda bir kamu kuruluşunda ortaya çıkan en büyük yolsuzluk. 540 milyonluk yolsuzluk. Ama tüm bunlardan önce Aydın 2011 yılında Hendek'te AK Parti aday adaylarına nazar boncuğu takan kaymakam olarak tanınıyor. Nazar boncuğu taktığı isimler arasındaysa bugün AK Parti Genel Başkan Yardımcılığına kadar yükselen o yıl milletvekili olan Ali İhsan Yavuz da var. Aslında kaymakamın siyasi geçmişi biliniyor ama muhalefet kanunsuz emri uygulayan polis hakkında da soruşturma istiyor. Şimdi göreceğiz bakalım mahkeme kararına rağmen hukuksuzluk yapanlara İçişleri Bakanlığı soruşturma açacak mı? Göreceğiz bakalım. Arkadaşlar kamerayı çekin, kamerayı. Hukuk, adalet. Şimdi buradaki soru şu. Kamu görevlileri yasa dışı bir emri uygular mı? Bir mahkeme kararı var. Mahkeme kararı tahliye diyor. Ve bunun gerçekleşmesi kamu görevlileri eliyle, polis eliyle engelleniyor. Bunun için mevzuat bilgi sistemine girin bakın. Öyle olmadığı yazıyor. Efendim geçelim şimdi bir başka konuya. Bu da ilginç. Bu nasıl iş dedirtecek bir konu gene. Aile hekimleri bir miting yapmak istediler. Dertlerini dile getirmek için ki işte dertleri birkaç zamandır zaten bir düzenleme var. O yönetmeliğe itirazları var. Ama Yeni Kapı'da kendilerine miting izni verilmedi. Aşı karşıtlarına geçen hafta verilmişti biliyorsunuz. Hani Yeni Kapı miting alanıydı? Meydanlarda olacaklardı ama miting alanında mitinge izin vermedi valilik. Aile hekimliği çalışanı sağlıkçılar seslerini duyurmak için İl Sağlık Müdürlüğü'nde basın açıklaması yapmak zorunda kaldı. 3. kez iş bıraktılar. Aslında bu mitingi biz Yeni Kapı'da yapacaktık. Ama valilik nerede durduğunu gösterdi. Aşı karşıtlarına verilen miting izni hekimlere, meslektaşlarımıza, aile hekimlerine verilmedi. Miting için meydanlara gidemediler çünkü valilik hiçbir gerekçe göstermeden uygun bulunmamıştır dedi. Salgınla savaşta en ön saflarda fedakarca verdikleri mücadeleye rağmen önlerine konulan ceza yönetmeliğine karşı istedikleri miting alanı aşı karşıtlarının miting yapması için uygun bulunmuştu oysa ki. Biz diyoruz ki salgınla savaşın, bizimle değil. 1 Temmuz'da yürürlüğe giren aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliğine protesto ve tepki amaçlı aile hekimliği çalışanları aslında Yeni Kapı Meydanı'nda olacaktı. Ama Yeni Kapı Meydanı'nda izin verilmedi. Onlar da İstanbul'da İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen aile hekimliği çalışanları hep birazdan aynı tepkiyi gösteriyor. Ödeme ve sözleşme yönetmeliği demişler. Adında ödeme var ama ödememek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Biz bu sözleşme ve ödeme yönetmenliğini, sözleşmesini de ödemesini de kabul etmiyoruz. Korkmuyoruz, susmuyoruz, geri adım atmıyoruz. 1 Temmuz'da yürürlüğe giren aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinin her bir maddesi sert yaptırımlar içeriyor. Hekimlere farklı maddelerden ceza puanları veriliyor. Cezalarla iş akdi feshediliyor. Basına demeç vermeleri halinde sahte evrak düzenlemişçesine ceza alıyorlar. Pandemi boyunca söz verilen ek ödenekten de yararlanamadı aile hekimleri. Bu kez reçeteyi Sağlık Bakanı'na yazdılar. Hasta olduk, trafik kazası geçirdik. Ameliyat olduk. 5 nöbete gelmezsen sebebi ne olursa olsun işten atacağız dediniz. Bunu da yapamayacaksınız. Uluslararası sözleşmeler var. Hak var, hukuk var. En önemlisi bu kitle var. Yaptırmayacağız. Sağlık Bakanlığı yangın noktasında bizi alevlerle baş başa bıraktı. Meme kanseri farkındalık ayındayız. Biz de dikkat çekmek istedik. Hep yukarıda çenemiz. İnsanın tabii keşkeleri oluyor başına geldiği zaman bunlar. Keşke ertelemeseydim o tetkikleri, keşke daha önce yaptırsaydım, işte keşke 6 ay önce gitseydim, 1 yıl önce gitseydim diye düşünüyorum. Belki o zaman kemoterapi almama gerek kalmayacaktı. Hastalar kendilerinde kitleyi fark ettikleri halde pandemi bulaş korkusuyla gelmiyorlar. Bu da bizim yine yaptığımız çalışmada özellikle metastatik yani 4. evre meme kanseri sıklığının daha fazla arttığını gösteriyor. Salgın yüzünden erken tanı gecikti, ilerlemiş vakalar arttı meme kanserinde. Meme kanseri farkındalık ayında uzmanlar erken tanının önemine dikkat çekti. Çünkü erken tanı tedaviyi kolaylaştırıyor. Kemoterapiye gerek kalmayabiliyor. Meme cerrahisi direktörü Profesör Doktor Vahit Özmen, 40 yaş üstü kadınları, kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezleri, aile hekimlikleri ve fakülte hastanelerindeki ücretsiz meme taramalarına davet etti. Kadınları ücretsiz meme taramalarına davet eden bir başka isim meme kanseriyle mücadele eden gazeteci haberci Fulya Soybaş. Şu an sadece memede değil, benim bu geç kalmışlıktan dolayı koltuk altına da metastazı var. Koltuk altında lenf nodülü üzerine oturdu. Belki işte o olmayacaktı. O nedenle de kemoterapi görüyorum. Daha yoğun bir kemoterapi alıyorum. 12 tane aldım. Daha 4 tane daha var alınacak olan. Meme kanseri dünyada en fazla görülen kanser türü. Tedavisinde %100'e yakın başarı şansı var. var. Erken tanım meme kanseri tedavisini kolaylaştırıyor. Hastaların tedavi sürecini rahat atlatmalarını sağlıyor. En çok 40-59 yaş arası kadınları tehdit ediyor meme kanseri ama ülkemizde 40-50 yaş arasında daha fazla görünüyor. Hastalarımızın neredeyse yarısı 50 yaşın altında. Dolayısıyla 40-69 yaş arası Türkiye'de 2 yılda bir mamografi ücretsiz taranmakta. Ancak tüm taramalar ve tetkikler salgın sebebiyle yavaşladı. Türkiye'de 14 ay olan meme tanısı gecikme süresi 20 aylara kadar çıktı. Bu da ilerlemiş vakaları arttırdı. İşin içine kemoterapi girince zorlu bir süreç, kemoterapi ağır bir süreç. Yani tüm bunların yaşanmasına gerek kalmayabilirdi. Küçük bir operasyonla geçiştirilebilirdi. O yüzden erken tanı çok önemli. Muhakkak yılda bir ya da 2 kez kontrole gitmelerini tavsiye ediyorum. Fulya Soybaş'a ve ihtiyacı olan herkese Allah'tan şifa dileyelim ve bir araya gidelim şimdi. Dün 6 Ekim İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşuydu. Tam 5 yıl fiilen işgal altında kaldı şehir. Dün yarım kaldı. Ve ben de oradan devam etmek istiyorum. Çok ilginç bir anekdotla. Anekdotu anlatan kimi kaynakları da var ama Margaret Macmillan. Margaret Macmillan Oxford'da çalışmalarını sürdüren önemli bir tarihçi. Ve kendisi Lloyd George'un torunu. Lloyd George o dönemde İngiltere Başbakanı. Ve Mudanya Mütarekesi'nden 3 gün sonra 14 Ekim 1922'de bir konuşmasında şöyle diyor. Hani diyorlar ya kolay oldu İstanbul'u almak filan işte ya da Trakya filan. Biz her türlü önlemi aldık. Gereken her şeyi yaptık ama böyle bir dehanın ve böyle bir ordunun karşısında duramazdık ya da duramadık. Duramayacağız çünkü önündeki süreçte işte çekilme başlıyor filan. Bunlar kolay olmadı. O kadar önemli tarihler ki. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bütün silah arkadaşlarını tekrar rahmetle analım. Efendim bizden bu akşamlık bu kadar. Bizden sonra evlilik hakkında her şey dizisi var. Yarın görüşmek üzere.